Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, cüzdanda ya da bankada ne kadar var? 1000 lira mı? 10 bin lira mı? 5 bin lira mı? Bunun yarısını alacaklar. Ha, benim param yok. Ben rahatım. Parası olan düşünsün demeyin. Neden? Netice itibariyle evinize 2 ekmek alıyor musunuz? Ya da 500 gram zeytin alıyor musunuz? 2 ekmek alıyorsanız bir tanesi. 500 gram zeytin alıyorsanız bunun 250 gramını sizden alacaklar. İşte hükümetin muhteşem projesini ilerleyen dakikalarda size arz edeceğim. Bu ülke belki de son yıllarda yaşadığı fakirleşmeyi inanın Cumhuriyet tarihinin hiçbir döneminde yaşamadı. Yani yaş itibariyle ben şöyle bir geçmişe dönüp bakıyorum. 80'li ve 90'lı yılları çok net hatırlıyorum arkadaşlar. Aile olarak bizim de durumumuz iyi değildi. Yani orta gelir klasmanına giriyorduk. Ama orta gelir bir aile olarak şimdinin orta gelir ailelerine baktığım zaman bizim geçmişteki evimize çok daha fazla kırmızı et giriyordu. Çok daha fazla süt, yumurta, meyve girebiliyordu. Ama şu an orta gelir ailelerine baktığımızda ne yazık ki makarna çorba, karbonhidrat ağırlıklı bir beslenme düzenine aynen köleler gibi mahkum edilmiş durumda olduğunu görüyorum. Yani hatta şöyle bir örnek vereyim. Menemen diye bir yemek var biliyorsunuz. Menemeni geçmişte biz fakir yemeği olarak bilirdik. Biz de yapardık paramız olmadığı zamanlar. Ama şimdi bir menemen yapmak için içine ne koyuyorsunuz? Domates, biber, sıvı yağ. İşte bütün bunların çarşı pazardaki fiyatlarına baktığımda ne yazık ki 2020'nin Türkiye'sinde menemenin artık lüks yemek kategorisine girdiğini görüyorum ki bu gerçekten çok üzücü bir gelişme. Şimdi 80'ler 90'lar hep yandaşlar tarafından eleştirilir. İşte kuyruklar vardı, halk çok ezildi falan ama yani hesap ortada. 70'lerde kamudan emekli birisi emekli ikramiyesiyle bir ev bir araba alabiliyordu. 80'lere geldiğimizde Özal'la beraber ekonominin çivisi çıkmaya başladı ve o ikramiye ile ancak işte bir ev alınabiliyordu. 90'lara geldiğimizde ikramiye ile ancak bir araba alabiliyordunuz. 2000'lere geldiğimizde artık ne alınır onu bilmiyorum. Emekli olan arkadaşlar çok daha iyi bilir. Paranızın yarısı gidecek diyorum ve bununla bağlantılı olarak çok önemli bir haber açıklandı. Bunu size arz etmek isterim ilk önce. Türk İş Ekim ayında açlık ve yoksulluk sınırlarını açıkladı. Önce şu açlık ve yoksulluk sınırını hep okursunuz gazetelerden. Nedir tanımı? Bilimsel olarak onu anlatayım. Açlık sınırı değerli arkadaşlarım, çocukların ve yetişkinlerin bir günde almak zorunda oldukları bilimsel olarak kalori miktarı. Bunu 30'la çarpıyorsunuz. Yani bir ayda bilimsel olarak sağlıklı bir vücut oluşturmak için ne kadar yemek yemeniz lazım? İşte bunun parasal tutarına biz açlık sınırı diyoruz ki 4 kişilik bir ailede hesaplanmış bu açlık sınırı 2058 lira olarak karşımızda. Yoksulluk sınırı ne peki? Yoksulluk sınırı da burada zorunlu harcamalar karşımıza çıkıyor. Yani bunun için gereken para nedir bu zorunlu harcamalar? İşte giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık, enerji gibi yaşamımızı devam ettirmek için olmazsa olmaz harcamalar. Yoksulluk sınırının da 6.725 lira olduğunu görüyoruz. Bakın hemen bir matematik yapalım. Eğer bir aile reisi, bir işçi kardeşimiz asgari ücretle çalışıyor, İki tane çocuğu ve bir de eşi var, değil mi? Ne kadar para alıyor? Bu durumda 2.115 lira asgari ücreti var. Peki bu 4 kişilik ailenin açlık sınırı ne kadar? 2.065 lira. 2.115 eksi 2.065 yaptığımızda geriye bu işçi kardeşimizin, emekçi kardeşimizin 57 lirası kalıyor. Bozdur bozdur harca. İşte geldiğimiz nokta ne yazık ki bu. Arkadaşlar Türkiye az gelir yaratan bir ülke değil. Yani hani Türkiye'de para yok diye bir şey diyemeyiz. Türkiye gerçekten ekonomide ilk 10'da, ilk 11'de olan bir ülke. Muazzam bir gelir yaratılıyor ama ne yazık ki gelir dağılımı aşırı derecede bozuk. Şimdi işte konuya gelelim yavaş yavaş. İktidarın bir projesi var. Esas o proje devreye girerse ülkedeki enflasyonu gerçekten çok yukarılara çekecek bir proje ve haliyle enflasyon da ülkenin fakirleşmesini daha da arttıracak. Peki nedir bu proje?
Arkadaşlar bu projenin adı Kanal İstanbul. Peki Kanal İstanbul bir ülkeyi nasıl fakir haline getirebilir? Bakın bunun detaylarına inelim. Şimdi bir kere ben şunu kesinlikle anlayamıyorum. Yani iktidarın müthiş bir inşaat tutkusu var. Bunu anlamak çok zor. Şu şartlarda çok zor. Tamam eyvallah. Yani 2005 ile 2013 yılları arasında çok tatlı kazançlar elde edildi. Çok tatlı rant alanları oluşturuldu ve haliyle tatlı paralar kazanıldı ve bunu takdir edebiliyorum. Bu tatlı paranın tadı hala damaklarda. Ama diyorum ki yazıktır, günahtır bu ülkeye. Neden? Türkiye'de şu an Kanal İstanbul'a verilecek 75 milyar lira var mı? Yani buna var diyen varsa çıksın ortaya, yorumlarda da yazsın. Okumak isterim yani nereden bulacağız da 75 milyar lira vereceğiz. Hatta bu çok daha yukarıya çıkacak bu rakamlar arkadaşlar. Yani bu kadar para ile zora giren acaba müteahhitleri mi kurtarmaya çalışıyoruz? Bu soruyu iletiyorum ben. Yani buna cevap verecek birisi var mı acaba? Tabii ki cevap verilmeyecek biliyorum. Bakın bu ülke orta gelir tuzağında. Yani milli gelirini geçmişte inşaatla, montaj otomotivle ve tekstille nereye kadar yükseltebildik? Kişi başına geliri 10 bin dolara kadar yükseltebildik. Ama 10 bin dolara aşamadık, aşırtamadık. Peki o zaman neden böyle bir durum var karşımızda? Hemen söyleyeyim. Türkiye orta gelir tuzağında diyoruz. 10 bin doları geçemiyor diyoruz. Şimdi bunu aşmak için Marmara'yı güneyden kuzeye kazmak zorunda mıyız? Bakın neden aşamıyoruz bunu? Hemen cevabını vereyim. Çünkü artık biraz önce söylediğim bu konvansiyonel klasik ürünlerle gelirinizi artıramazsınız. Tekstille, montaj otomotivle markanız bile yok yani. Yerli otomobil, yerli otomobil denildi. O da yalan oldu. Altay tankı denildi. Aldılar Koç'tan, verdiler BMC'ye. O da yalan oldu. Dolayısıyla bu klasik konvansiyonel ürünlerle dünya üzerinde rekabete girip gelirinizi arttıramazsınız. Sizin ürettiğiniz pantolonu, gömleği daha ucuza uzak doğudaki ülkeler de üretiyor. Peki ne yapmamız lazım? Bizim yükte hafif, pahada ağır olan malları üretmemiz gerekiyor. Yani kazmanın, betonun, inşaatın sonuna geldik artık. Bunu görmemiz lazım. Dediğimiz gibi bu ülke gelirini artırmak istiyorsa, işsizliği düşürmek istiyorsa vatandaşını Kanal İstanbul'da amele değil, okullarda eğitip mühendis haline getirmeli arkadaşlar. Büyük bir projeyle yaptık diyelim Kanal İstanbul'u. Çok güzel, çevresine de rant alanları oluşturduk, villalar koyduk. Peki 1 yıl, 2 yıl genel olarak işsizliği düşürdünüz. Peki 2 yıldan sonra ne olacak? O harcanan muazzam büyüklükteki paranın dönüşü olmayacak. 75 milyarın. Ne olacak peki o zaman? Birkaç müteahhiti zengin etmiş olacağız ve vatandaş ne olacak? Yani Türk evlatlarının geleceği ne olacak? Önemli olan bu. Diyorlar ki işte Boğaz'dan çok gemi geçiyormuş. Can, mal güvenliği çok önemliymiş. Ya Allah aşkına bizi güldürmeyin. Herkes bu projenin durmuş ekonominin çarklarını döndürmek için düşünüldüğünü biliyor. Küçük çocuk bile biliyor yani. Burada Boğaz'daki can mal güvenliği değil. Ekonomi durmuş. Biz bu ekonomiyi nasıl canlandırırız diye hababam yine kazmaya, betona girecekler. Dolayısıyla arkadaşlarım şu çok net bir gerçek. Ne yazık ki bizi yöneten ekip kıt kaynaklarımızı, özellikle parasal kaynaklarımızı geçmiş son 2-3 yıla bakın verimsiz alanlara yatırdılar. Mesela KGF bunun en önemli örneğidir. Burada herkese para saçıldı. Ama ihracata dönük çalışan, üretim ekonomisinin bir parçası olmuş, gerçekten masumca işletmesini kurtarmaya çalışan insanlara seçip bu parayı vermemiz gerekiyordu. Eğer KGF başarılı olmuşsa benim sorum şu, şu an Türk ekonomisi neden zorda? İşte başarısızlığının sebebi parayı seçerek ya da proje bazında vermediğimiz için. Kanal İstanbul'da yine kıt kaynaklarımızın boşuna harcanacağı bir proje olarak karşımızda duruyor değerli arkadaşlarım. Türkiye ekonomisi eğer bir üst lige çıkacaksa, işsizlik düşecekse, refah artacaksa bu ancak ve ancak kazma kürekle değil, eğitime yatırımlı olur. Eğitime yatırım kaliteli personel demektir. Kaliteli personel de çıktığı zaman işe girdiğinde yüksek teknoloji içeren
malları üreten personeldir ki işte ancak bunların ihracatıyla bu orta gelir tuzağından çıkabiliriz. Amelelik işleriyle az önce de dedim birkaç patronu zengin edersiniz ama Türk halkı hep fakir kalır. Fakir kalır çünkü bakın matematik de ortada. Bu ülkenin 450 milyar dolar toplamda borcu var. Kısa vadeli borcu ne kadar? 120 milyar dolarda kısa vadeli borcu var. Peki kasada ne kadar var? 30 milyar dolar Merkez Bankası'nın net rezervi var. Yani borçlarımızı kesinlikle karşılamıyor. Ve bütçeye bakın. Bütçesi 2016'da 29 milyar lira açık veren bir Türkiye'ydi. Şu an bütçesi gelirleriyle giderleri arasındaki fark ne kadar biliyor musunuz arkadaşlar? 9 ayda 85 milyar lira. Bakın 2016'da 29 milyardan 2019'da 9 ayda 85 milyar liralık bir açık seviyesine ulaştık. Eğer siz bunun üstüne bir bu kadar daha Kanal İstanbul bedelini koyarsanız ne olur biliyor musunuz? Bu çok net enflasyonun %50'yi geçmesi demektir. %50 enflasyon demek hepimizin parasının alım gücünün yarıya düşmesi demektir. Yani iktidar kazmayla kürekle bir kez daha söylüyorum rant yaratmayı bırakmalı. Türk insanının geleceği için zor olanı yani insanı eğitmeyi seçmelidir. Kazmak çok kolay arkadaşlar. Kepçeyle girersiniz Karadeniz'den Küçükçekmece Gölü'ne kadar kazarsınız. Ama bir insanı eğitmek çok daha zordur. Çok daha meşakkatli bir iştir. Ama bunu yaptığınız zaman da aynı Güney Kore örneği gibi 1960'larda bizimle yan yana olan ülke şu an bizden kat be kat daha ileride. O yüzden geç olmadan bizim de Kanal İstanbul'a değil, İstanbul'da silikon vadileri kuracak projelere paramızı harcamamız lazım. Eğer biz bunu yapmazsak arkadaşlar bu kısır döngü hep devam edecek. Hep fakirlik edebiyatı, hep terör edebiyatı, hep olumsuzlukları burada ekranlarda sizlere anlatmaya devam edeceğiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar saygılar sunuyorum.